Herkese merhaba. Uzun süredir likit miselle ilgili çalışmalar yapıyorum. Bununla ilgili videolar hazırlıyorum. Bu videoda likit miseli en verimli nasıl kullanabiliriz onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Likit misel yani canlı misel ülkemizde pek bilinmiyor. Bu nedenle hobicilerin bazı malzemeleri temin etmesi zor ve zaman alıyor. Ben de hobicilerin işini kolaylaştırmak ve daha hesaplı tohumluk misel üretebilmeleri için şöyle bir kit geliştirdim. Bir adet poşet, bir adet likit miseli yani canlı miseli beslemek için gıda takviyesi, likit miseli üretmek için kullanacağımız kavanoz için özel bir kapak, şöyle. Bu yeni nesil kapaktır arkadaşlar. Daha önceki videolarda anlattığımdan biraz farklıdır. Uzun ömürlüdür. Bir adet cam birliği bunu karıştırmak için. Eğer manyetik karıştırıcınız varsa manyetik balık da kullanabilirsiniz. Bunları nasıl yapacağımızı çok detaylı anlatmaya çalıştım. Mümkünse videonun bundan sonrasını atlamadan seyredin ve altyazıları açın. Gördüğünüz gibi poşetimiz hazır. Kavanozumuz da öyle. 5 cc ana kültür kavanozumuza, 5 cc de poşetimize enjekte edeceğiz. Alkollü mendille enjeksiyon portlarını da temizlemeyi unutmayacağız. Şırıngamız
Bir adet de iğnemiz var. Beş cc sıkıyorum. Enjeksiyon yerlerini tekrar alkolle, peçeteyle siliyoruz. Misaller görünüyor. Aşılama işlemlerimizin üzerinden tam bir hafta geçti. Bir hafta sonraki duruma bir bakalım şöyle. Poşetimizde yer yer beyazlanmalar var. Bazı yerlerde hafif. Şöyle üstlerde. Altta. Arkada. Bunun etrafa böyle hafif hafif yayılmasının sebebi ben bunu bir kere çalkaladım. Yani tohumları karıştırdım. Daha homojen misal sarımı olsun diye. Zaten önümüzdekilerde de ben bunu bir iki defa daha karıştırdım. Şimdi dikitimize bakalım. Dikitimiz gayet güzel. Bunu ben iki gündür karıştırmıyorum. Çöksün, netliği gözüksün diye. Bu işleme her gün devam edelim. Günde bir dakika bunu bu şekilde karıştırırsak fazla köpürtmeden, yani içinde sadece bir girdap, bir vortex oluşması yeterli. Bugün 21. gün. Yani 3 hafta geçti. Gördüğünüz gibi poşet sarımı tamamlandı sayılır. Şu şekilde arkadaşlar parçalayarak. Bunu bu şekilde buzdolabına muhafaza edebiliriz artık. Şurada likitimiz 20 günde geldiği durum şu şekilde. Bakalım. Yoğunluğu gayet iyi. Bunu da artık istediğimiz gibi kullanabiliriz. Bu kitle ilgilenenler, bilgi almak isteyenler videonun açıklamalar kısmında telefon numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.